Bugün 19 Eylül 2020 Cumartesi. GS Haber günün Galatasaray haberlerini sunar. Önce başlıklar. Galatasaray'ın maçı Craig Pawson'ın. Falcao 4. kez baba oldu. Başakşehir'in rakibi Galatasaray. Şimdi detaylar. TRT Spor. Galatasaray'ın maçı Craig Pawson'ın. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hassan gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak. Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadında oynanacak. TRT Spor. Falcao 4. kez baba oldu. Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 4. kez baba oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin 4. çocukları Gide Diah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz, denildi. TRT Spor. Başakşehir'in rakibi Galatasaray. Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz. 2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, ikinci hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılıları konuk edecek. Medipol Başakşehir'de sakatlığı olan Okeçukwu Azubuayk dışında eksik bulunmuyor. Arda Turan eski takımına karşı. Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez forma giyecek. Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018 Ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, Ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip olacak. Emre Akbaba sakat, Etebo'nun durumu belirsiz. Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Ogenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Öte yandan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ogenekaro Etebo, Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Ligde son 6 deplasman maçını kazanamadı. Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı. Son yıllarda dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu süreçte 3'er beraberlik ve yenilgi gördü. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi kırmak için mücadele edecek. GS Haber günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için, GS Haber App Store'da.